Ölçü işareti, her bir ölçüde kaç tane vuruş olduğunu ve vuruşlardaki nota değerini belirtmek için kullanılan ve sayılardan oluşan bir semboldür. Bir portenin sol tarafında karşımıza 3 çeşit ölçü işareti çıkabilir. Ölçü işareti zamanı gösterdiği için bu sembollere zaman işareti dendiğini de duyabilirsiniz. İlk olarak basit ölçüleri inceleyelim. Bu kategorideki ölçü işaretlerinin çoğu 2'nin katlarından oluşur. Basit bir ölçüyü gösteren işaretin üstündeki sayı 2, 3 ya da 4 rakamlarından biri olur. Buradaki basit tanımı bize her bir vuruşun 2 notaya bölünebileceğini belirtir. Örneğin 2 bölü 8, 2 bölü 4, 4 bölü 8, 4 bölü 4, 6 bölü 4, 8 bölü 8, 8 bölü 4 gibi. Müzisyenlerin ölçü işaretlerini okurken bölü demek yerine 4 dörtlük ritim ya da 2 dörtlük ölçü gibi ifadeler kullandıklarını da duyabilirsiniz. Bu kategoriye diğerlerinden biraz daha farklı bir durum olarak 3 bölü 4 ve 3 bölü 8'i ekleyebiliriz. Gelelim ikinci kategoriye. Birleşik ölçülerde vuruşlar 2'ye değil, bu kez 3'e bölünebilir. Her bir ölçü 3 tane notadan oluşursa ölçü bileşik demektir. Yani üst tarafta yazan sayı 3'ün katıdır. 6 bölü 8, 9 bölü 8, 12 bölü 8 ve 15 bölü 8 gibi. 3 bölü 4 ve 3 bölü 8'de olduğu gibi 3'ün katları değil de kendisini gördüğümüzde ise ölçünün bu kategoriye değil, ilk kategoriye ait olduğunu, yani basit olarak nitelendirildiğini unutmayalım. Üçüncü ve son kategoride aksak ölçüler yer alır. Bu tip ölçüler asimetrik sayılardan oluşurlar. Karmaşık ya da düzensiz ölçü veya zaman işaretleri dendiğini de duyabilirsiniz. Genelde aksak bir ölçü 5 ya da 7 vuruş içerir. Müzisyenler bu kategoride karşımıza çıkabilecek ölçüler için sıklıkla aksak ritim tabirini kullanırlar. Gelin şimdi bu zaman ya da ölçülerden bazılarına göz atalım. Ravel'in Daphnis and Chloe isimli eserinin coşkulu finali 5 bölü 4'lük ölçüdedir. Hem de hızlı bir 5 bölü 4. Buradaki 5 genellikle 3 artı 2 şeklinde bölünür. Firebird'ün bitişini dinlediğimizde önce 7 bölü 4'lük, 7 bölü 4 ölçülük bir ritim duyarız. Tempo hızlıdır ve vuruşlar 3 artı 2 artı 2 veya 2 artı 2 artı 3 şeklinde bölünür. Birkaç ölçü sonra Stravinsky 2 kat daha yavaş tempoda çalınacağını belirtir ve 7 bölü 4 yavaş bir 7 bölü 4'e dönüşür. Ancak yine 3 artı 2 artı 2 veya 2 artı 2 artı 3 şeklinde bölünür.